Dünyanın her yerinde insanlar kendilerini korkutan bir şey gördüklerini bildiriyor. Bir şey beni arkamdan itti. Ve bunu kanıtlayacak delilleri kamerayla görüntülemişler. Yine yaptı. Fotoğraflarını çekmişler veya sesini kaydetmişler. Nereden geldiği belli olmayan sesler. Ben bunu duyabiliyorum. Siz de duyabiliyorsunuz. Yeni ileri teknoloji sonunda bize cevapları verecek mi? Bu bilimsel olarak varlığınızı kanıtlamak için yeni bir fırsat. Canavar avı tarihin en kanlı suç mahallerinden birini araştırıyor. Bayan Borden başına 19 darbe aldı. Amerika'nın en hayaletli evi olarak tanımlanan ev. Bunu dinlemeniz gerekiyor. Ben bunların hayalet sesi olduğunu düşünüyorum. Dünyanın her yerinde görgü tanıkları canavar gördüklerini bildiriyor. Bunlar gerçek mi yoksa hayal ürünü mü? Bilim cevapları arıyor. Canavar avında. Amerikalıların üçte birinden fazlası hayaletlere inanıyor. Uzun zaman önce ölen insanların ruhlarının yaşayanların dünyasında gezindiğine inanıyorlar. Bacağımın alt kısmına bir şeyin sürtündüğünü hissettim. Tam üzerimizdeki koridorda ve mutfakta ayak sesleri duydum. Gözümün kenarıyla yanımdan mavi bir şeyin geçtiğini gördüğümü sandım. Bacaklarım yatağın kenarından sarkmışken birdenbire kendi kendine yükselmeye başladı. Bu paranormal olayların birçoğu film veya videoyla kaydedildi. Biri hareket ederken kablonun üzerine mi bastı? Bu adam görünmez bir elin hayaletli bir evde kamerasını hareket ettirdiğini söylüyor. Bir şeyin fiziksel olarak kamerayı hareket ettirdiğini görebiliyor ve duyabiliyorsunuz. Ancak bu kamerada görünmüyor. Çeşitli anormalliklere tanık oldum. Sağdan sola, yukarıdan aşağıya hareket ediyor. Orada, gördün mü? Evet. Bu adam bir iç savaş muharebe alanında kamerasıyla hayaletleri görüntülediğini söylüyor. Orada başka kimse yok ki. Bir haber programı bu amatör video kaydının Vatikan Bazilikası'nın tam ortasında bir paranormal görüntüyü yakalamış olabileceğini bildirdi. Mezarın tam önü tamamen berrak ve burada bir hayalet görülecek. Doğru duydunuz, hayalet dedi. Bu tuhaf mavi şekilse Parma'nın mavi hayaleti olarak biliniyor. Bu görüntü Ohio'daki bir benzinlikte kaydedildi ve ulusal televizyonda yayınlandı. Teknoloji sayesinde bu kanıt elde edilebildi. Bilim bunun paranormal olduğunu kanıtlayabilir mi? Canavar avı en çarpıcı kanıtları toplayarak gerçekliklerinin analiz edilmesi için uzmanların eline teslim etti. Bu Andrew'un üzerinde öldürüldüğü koltuk. Ancak canavar avı aynı zamanda yeni kanıtlar da üretecek. Amerika'nın en hayaletli yerlerinden birini araştıracağız. Lizzie Borden evi. Günümüzde mevcut en yüksek çözünürlüklü termal kamerayı kullanacağız. Paranormalliklerini kanıtlamak için bütün deliller analiz edilecek. Bundan fazla bir şey çıkartamadım. Bir paranormal olayın tanığı bazı durumlarda sadece bir hayaletin varlığını hissettiğini söyleyebilir. Ancak çok nadir durumlarda bu ruh insan biçiminde sisli bir görüntüdür ve bir an görünüp ardından kaybolur. Görüntülenebilen en çarpıcı paranormal görüntülerden biri Gettysburg, Pennsylvania'daki bir iç savaş muharebe alanında elde edilmişti. Gördüğümüz şeye inanamamıştık. Bunun paranormal bir durum olduğunu anlamıştık. Underwood ailesi bu görüntüleri 2001 sonbaharında Triangular Field adlı yerde çekti. Orada bir tane daha var. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Aman Tanrım. Gölge gibi görünüyordu. Sanki ağaçların arasında ve alanda bir şeyler hareket eder gibiydi. Bak işte orada. Evet. Bak. Bu inanılmaz. Bunların savaş alanından geçen hayaletler olduğunu iddia ediyorlar. O kadar farklı yönlerde hızla hareket ediyorlardı ki bunu kaydedebildiğimize inanamamıştık.
1863 yılında burada 3 gün içinde 8000 kişi hayatını kaybetti. Parçalanmış vücutları alanın her yerindeydi. Ben bunların savaş için alana gelen askerler ve atlar olduğuna inanıyorum. Eski bir polis dedektifi olan Michael Goldsworthy, bu görüntüleri düzeltmek için en gelişmiş yazılımlardan faydalanacak. Ocean Systems dedektif paketi, video görüntülerinde normalde göremeyeceğiniz ayrıntıları ortaya çıkartır. Daha fazla ayrıntıysa gerçekliğini kanıtlayacak yeni ipuçları sağlayabilir. Paranormal kanıtlanması için yapılan arayışı ses delillerinden de faydalanıyor. Bu dedektife göre bu bir hayaletin sesi. Elektronik ses fenomeni olarak adlandırılan bir araç sayesinde kaydedildi. Diğer adıyla EVP. Sorulara verilen cevaplar var. Teşhis edilebilen sevdiğiniz insanların sesleri var. Al Roper 40 yıldan beri paranormal aktiviteleri araştırıyor. EVP yönteminin basit olduğunu söylüyor. Bir soru sorun ve kayda geçin. Takip eden sessizliği sesler dolduracaktır. Bunlar kayıt sırasında duyulamayan sesler. Fakat kaydı dinlediğiniz zaman bu sesler duyulabiliyor. Yönteme şüpheyle yaklaşanlar bu seslerin radyo yayınlarından karıştığını veya insanların o gürültü arasında bu sesleri hayal ettiğini söylüyor. Fakat inananlar için eğer kaydedilmişse artık hayal gücü değildir. Oğlum 2004'te öldüğünde 16 yaşındaydı. Ve onu duymak hayatımda yaşadığım en şaşırtıcı olaydı. Ma, hazırlan. Benim Joseph. Debbie Caruso, genç oğlu Meksika'daki bir kazada ölen New Yorklu bir kadın. Kısa bir süre sonra oğluna ulaşmak için EVP'yi kullanmayı denedi. Onlarla konuşabileceğimizi duyduğumda çok heyecanlanmıştım ama pek inanmamıştım. Bilgisayar üzerinde bulunan basit bir program kullandı. Bu zaman ve eğitim gerektiriyor. Ama uzun bir süre kayıt yaptıktan sonra sesler yükseliyor ve belirginleşiyor. Artık herkes onları duyabiliyor. Oğlum Joey 20. doğum gününde bana bu mesajı bıraktı. Anne, seni seviyorum diyor. Sevdiğimiz ve hayatını kaybetmiş olanlarla haberleşmeye çalışmak yeni bir şey değil. 19. yüzyılda medyumların yaptığı seanslar, ölülere ulaşmaya çalışmanın popüler bir yöntemi haline gelmişti. Ancak kameranın bulunmasıyla paranormal olanla ilgili somut kanıtlar toplamak artık bir bilim haline geldi. Birisinin farklı bir ses tonunda konuşmaya başlaması veya o şekilde bir başkasına aracılık yaptıklarını iddia etmeleri farklı bir şey. Somut bir şey görmek farklı bir şey. İlk paranormal fotoğraflarda havada uçan kafalar, bulanık şekiller ve hatta ektoplazma olarak adlandırılan paranormal sıvı sızdıran medyumlar görülebiliyordu. Eski hayalet fotoğraflarının çoğu sahteyken 1963 yılında çekilen ve bir İngiliz malikanesinin merdivenlerindeki bir görüntüyü yakalayan bu fotoğraf hakkında hala konuşuluyor. Reinhard Hall'un kahverengi leylisi büyük ihtimalle bütün zamanların en meşhur hayalet fotoğrafıydı. Ev hayaletli olarak biliniyordu. Fotoğrafı geliştirdiklerinde bir tür insan şekli belirdi. 70 yıl kadar önce çekilen bu fotoğraf hala tartışmalara sebep olmaya devam ediyor. İnsanlar negatifi kontrol etti ve görüntü negatifin üzerinde de var. Yani bu her neyse kesinlikle fotoğrafını çekmişler. Hayaletlerin gerçek fotoğrafları olarak birer efsane haline geliyorlar ve bununla kalıyorlar. Çok nadiren bu fotoğraflarla ilgili teknik ayrıntılar okuyabiliyorsunuz. Fakat günümüzde artık paranormal kanıtları düzgün bir şekilde analiz etmek için gerekli teknik ayrıntılara sahibiz. Dave Mengenerdi, 30 yıllık tecrübeye sahip bir paranormal dedektifi. Hazır mısın Al? Evet. Al Roper'la birlikte yeni kanıtlar arayacaklar. Bu arayış Fall River, Massachusetts'taki Lizzie Borden evinde gerçekleşecek. Lizzie'nin anne babası Andrew ve Abby Borden'ın öldürüldüğü evde. Bunlar görgü tanıklarının burada gördüklerini söylediği hayaletlerden sadece ikisi. Borden davası gerçekten çok ilginç çünkü Ağustos 1892'de 100 yılın cinayetiydi.
4 Ağustos 1892'de Abby Borden üst katta misafir yatak odasındaydı. Katil içeri girip elinde bir baltayla ona arkadan yaklaştı. Baltayla ona defalarca vurdu. Öldürene kadar. Alt katta ise Andrew Borden eve dönmüş, uyumak için salonda uzanmıştı. Biri elinde baltayla ona yaklaştı. İlk darbe başına gelmişti. Uyanıp saldırganı görmüş olabilir, ancak çok geçti. Balta tekrar defalarca başına indi. Lizzie başzanlıydı. Ancak bütün ülkeyi hipnotize eden bir dava sonucunda suçsuz bulunmuştu. Ve şimdi olayın üzerinden 100 yıldan fazla geçmişken bu evde tuhaf olayların meydana geldiği bildiriliyor. Evde bir sürü ses var. Ayak sesleri, tıkırtılar, hareket eden nesneler. Ben bu evdeki ilk kişisel deneyimi evi Haziran 2004'te satın aldıktan kısa bir süre sonra yaşadım. Bodruma indim. En alt basamaktan adımımı ileriye doğru attığımda sanki bir dondurucuya girmişim gibi hissettim. Sanki sırtımdan aşağıya iki tane parmak dolanıyormuş gibi hissettim. Orada öylece kala kaldım. Andrew ve Abby Borden'ın hala evde geziniyor olması muhtemel. Belki de bunca yıldan sonra bir tür ilahi adalet arıyorlar. Araştırmalarımız için evin içine hepsi aynı merkeze bağlanan 7 tane kamera yerleştirecek ve sabahın erken saatlerine kadar gece boyunca her türlü aktivite kaydedilecek. Al Roper ses kayıtları yaparak paranormal sesler arayacak. Dave Manganelli ise daha önce hiçbir paranormal araştırmada kullanılmamış olan ileri teknoloji bir kızılötesi kamerayla kayıt yapacak. Akşam boyunca toplanan deliller bu evde hayaletlerin bulunduğunu kesin bir şekilde kanıtlayabilir. Tamam, burada durduralım. Evet, şimdi biraz geri al. Burası neden bu kadar karanlık? Paranormal dedektifler özellikle hayaletlerin varlığını kanıtlamaya çalışırken bazen en çarpıcı kanıtlar tesadüf eseri elde ediliyor. Aile filmi çeken sıradan insanlar tarafından. Arada sırada birkaç yılda bir bazı görüntüler haberlere düşüyor. Mesela Vatikan'da, Roma'da bir şeyler yakalayan o çocuk gibi. Bu video 2006 yılında Aziz Peter Bazilikası'nın içinde Vancouver'lı bir turist tarafından çekildi ve Kanada haberlerinde yayınlandı. Bu tatili videosunu büyük bir dikkatle izleyin. Siz de gördünüz mü? Tabutun önü çok berrak ve orada bir hayalet görünecek. Doğru duydunuz. Hayalet dedi. Ayaklarını görebiliyorsunuz. Havada süzülen tuhaf, cübbeli bir şekil görünüyor. Video editörü Shane DiBrescio görüntüyü kare kare inceledi. Burada çok rahatça görülebiliyor. Bu karede kesinlikle daha belirgin. Işığın yansıması bu ceketin bir sopayla tutulduğunu gösteriyor. Burada bir sopa var. Tur rehberleri çoğu zaman grup tarafından görünebilmek için bir sopaya bir ceket veya atkı bağlar. Yani meşhur Vatikan hayaleti aslında bir ruh değil, sadece kalabalık bir turistik alandaki bir işaret. Parma, Ohio'da bir benzinlikte hayalet benzeri bir görüntünün kameraya yakalandığı bir başka mekan. Olay 2007 yılında bir gece meydana geldi. Görüntü benzinliğin güvenlik kameralarından birine yakalandı. İlk gördüğümde aslında bunun bir parça kir olduğunu düşünmüştüm. Ancak başkaları bu mavi şeklin hayalet olduğunu söyledi. Kamera sisteminin önüne uçtuğunu gördüm. Orada 40 dakika kadar kaldıktan sonra ekranın altına doğru hareket etti. Yukarı aşağı sağa sola hareket ediyor ama belirli bir düzeni yok.
Automated Surveillance Başkanı Mike Hammett, bu güvenlik kameralarını benzin istasyonuna 2006 yılında yerleştirdi. Kameralar kızılötesi özelliğe sahip. Kızılötesi teknoloji, kameraların insan gözünün göremeyeceği zifiri karanlık ortamda görmesini mümkün kılıyor. Hammett, fenomeni tekrarlayacak şekilde görüntüye etki edip edemeyeceğini denemek için bir deney yapacak. Aslında kızılötesini aldatmak oldukça güçtür. Burada neden hayalet olsun? Birkaç kişi benzin istasyonunun bir kızılderili mezarlığı üzerine kurulmuş olabileceğini söylüyor. Fakat kasabanın tarihçilerinden biri burada hiçbir zaman mezarlık bulunmadığını söylüyor. Kayıtlara göre göçmenlerin gelmesinden 150 yıl öncesine kadar, ki ilk göçmenler 1816'da gelmişti, bu bölgede kızılderililer yaşamıyordu. Belki bir dönem burada yaşamışlardır ama çoğu kaçtı, kaçırıldı veya öldürüldü. Başka bir açıklama olabilir mi? Hayalet görenler sadece görmek istedikleri şeyi mi görüyor? Duyusal aracımız hataya çok açıktır ve inandığımız, beklediğimiz şeylerden kolayca etkilenebilir. Profesör Michael Lyons, paranormal inanışların arkasında yatan psikolojiyi araştırdı. Sanırım bazı insanlar sadece bir cevap arıyor ve toplumumuzdaki başka unsurlar bu tür cevapları bu kadar kolay bir şekilde sunamayabiliyor. Daha çok anksiyete yaşayan insanlar ve ölmekten korkan insanlar paranormal olaylara daha çok inanmaya eğilimli oluyor. Paranormal olaylara inançla bağlantılı bir başka özellik ise belirsizliğe karşı olan hoşgörüsüzlüktür. Bir cevaba daha çok ihtiyaç duyan insanlar paranormal olaylara daha çok inanmaya eğilimli oluyor. Massachusetts'teki Borden evinde yeni kanıtlar bulmak için arayışlar başlıyor. Al Roper ve Dave Mengenelli gece için hazırlanmak üzere erkenden geliyor. Evin her yerinde paranormal faaliyetlerin olduğu bildirildi. Bodrumda, ikinci katta ve son zamanlarda üçüncü katta. Hizmetçi odasında ve koridorun sonunda bulunan 1990'larda bir bakıcının kaldığı odada. Son zamanlarda bu odadaki hareketlilik artmış. Üzerimde görünmez bir elin gezindiğini hissettiğim ilk sefer bana yetmişti. Tim Weisberg, hayalette ilk fiziksel karşılaşmasını baca odasında yaşamış. Bacaklarım yatağın kenarından sarkmış bir haldeyken birdenbire kendi kendine yükselmeye başladı ve bileklerimi saran elleri hissedebiliyordum. O anda dur bakalım dedim, bu rüzgar olamaz, başka bir şey de olamaz, bir şeyler ayaklarımı tutup kaldırıyordu. Ağustos 2007'de Matt Moniz ve Hayalet Avcısı grubu aynı odada kayıt yaparken kameralardan biri kendiliğinden hareket etmiş. Kamera aşağı yukarı 45 derecelik bir açıyla döndü. Bu olduğunda belki biri kameranın kablosuna takılmıştır diye düşündüm. Ve kamerayı tekrar eski konumuna getirdi. Kameranın fiziksel olarak kendiliğinden dönüp kendine odaklandığını gördü. Ve kameranın yakınında başka hiç kimse yoktu. Yine yaptı. Neyi? Bu sefer çok net duydum, yine yaptı. Ben buradayım. Duydum dedim. Mengenelli FLIR termal kamerasıyla odayı bir süre inceleyecek. Bu şimdiye kadar üretilmiş en yüksek çözünürlüğe sahip elle taşınabilen kızılötesi bir kamera. Pekala, bu Andrew'un üzerinde öldürüldüğü koltuk. Kamera normalde insan gözüyle görünmeyen ısı enerjisini tespit etmek için endüstride ve askeriyede kullanılıyor. Biz kızılötesini göremiyoruz ama kamera görebilir. Eğer ısı üretiyorsa kamera tespit edecektir. Bu kediyi çok iyi tanıyoruz, bu paranormal bir şey değil. Robert Madding, kameranın üreticisi olan FLIR Systems'ta. FLIR kameraların en hassası olan bu model ilk defa bir paranormal araştırma için kullanılıyor. Hayaletlerin cismi olduğuna inanan insanlar için, eğer bu cismin bir de ısısı varsa kameranın bunu yakalama ihtimali daima vardır. İnsanlar kendilerine dokunulduğunu söylüyor. İnsanlar sesler duyduklarını söylüyor. Kaynağını bulamıyorlar. Bir de en az karşılaştığımız şey olan bir şeyler görme durumu.
Anlatılanlara göre burada yaşayan hayaletler sadece Lizzie Borden'ın anne ve babası değil. Üçüncü katta iki çocuğun hayaleti olduğuna inanılıyor. Kasabanın tarihi 1848 yılında yandaki evde başka bir Borden ailesinde yine bir çifte cinayetin işlendiğini gösteriyor. Ailenin annesi evin bodrumunda iki küçük çocuğunu öldürmüş. Borden arazisinde bulunan bir kuyuda boğulmuşlardı. Ve günümüzde zaman zaman bu evde göründüklerine inanılıyor. Üçüncü katta görünen bir başka hayalet ise Michael'ın hayaleti. Michael evin eski bakıcısı ve evin eski sahibi için çalışıyordu. Buradan taşındıktan kısa bir süre sonra Connecticut'ta bir yangında hayatını kaybetmiş. Sigara içerken uyuyakalmış. Beş vahşi ölüm. Bu evde dolanan beş hayalet mi var? Paranormal olay dedektifleri Al Roper ve Dave Mengelelli bunu kanıtlayacak delilleri bulabilecekler mi? Bunu dinlemen lazım. Ne söylediğine sen karar ver. Evet, karar senin. Lizzie Borden evi, Lizzie'nin annesi ve babası öldürüldüğünden beri paranormal faaliyetlere sahne oluyor. Yeni kanıtlar bulmak için yürütülen araştırmalar binadaki çeşitli anahtar bölgeleri hedef alıyor. Bodrum'da, ailenin yatak odalarının bulunduğu ikinci katta ve üçüncü katta, bakıcının kaldığı çatı katında ve koridorun diğer ucundaki hizmetçi odasında. Burası Bridget Sullivan'ın odası. Cinayetlerin işlendiği dönemde Borden'ların hizmetçisiydi. Evde yalnız olduğum bir gece bir olay yaşadım. Uyumak için buraya geldim ve sabah uyandığımda dikkatimi ilk çeken şey Bridget'in yatağının solunda bulunan küçük sandalyenin buraya geldiği ve sanki biri uyurken beni izliyormuş gibi yerleştirilmiş olmasıydı. Borden malikanesi çok ilginç. İkinci kattaki bütün odalar merkezi bir koridor olmadan birbirine bağlanmış durumda. Andrew Borden'ın odası doğrudan kızı Lizzie'nin odasına bağlanıyor. Burası Lizzie Borden evi olduğuna göre buraya da bir kamera yerleştirmek ve araştırmalarımızı sürdürürken olayları gözlemlemek istiyorum. Lizzie'nin odasının dışında John Morse odası bulunuyor. Oda adını Abby Borden'ın adından alıyor. Burası aynı zamanda Bayan Borden'ın cesedinin bulunduğu oda. Bayan Borden 19 balta darbesiyle öldürüldü. Ceset tam olarak nerede bulunmuş? Cesedi tam olarak burada. Komedinle yatak arasında bulunmuş. Al Roper çeşitli deneyler yapmayı planlıyor. İlk olarak evde bulunduğu söylenen hayaletlerin seslerini kaydetmeyi denemek için iki tane kayıt cihazı yerleştirecek. Kayıt cihazları oldukça basit modeller ve bunun bir sebebi var. Daha gelişmiş kayıt cihazlarında mikrofonun üretim şeklinden dolayı çok fazla filtre bulunuyor ve seslerin büyük bir kısmını filtreliyor. Tasarım ne kadar incelikli olursa sıra dışı seslerin içine girmesine o kadar az müsaade eder. Tom Owen bir ses tanıma uzmanı. 2002 yılında bir ses kaydı ele geçirildiğinde Osama Bin Laden'in sesini ilk tanıyan kişi olmuştu. Owen EVP'ye şüpheyle yaklaşıyor. Sonuç olarak sadece bilimsel olarak kanıtlayabildiğim şeyin çıkarımını yaparım. Owen, Al Roper'ın kaydetmeyi başaracağı bütün EVP seslerini analiz edecek. Biri bana bir kayıt getirdiğinde çoklu konuşma testini uyguladığım zaman aura ve görsel imleçler beliriyorsa bunun bir insan sesi kaydı olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan olup olmaması önemli değil. Bana göre bu ya bir insan sesi ya da değildir. Robert ayrıca elektromanyetik alanlar da aramak istiyor. Unutmayın, bu tür şeylerin belirebilmek için enerjiye ihtiyacı var. Isının gözlenmesi de önem taşıyor. Burada hayalet görenler zaman zaman ısının aniden düştüğünü hissediyor. Birkaç tane uzaktan kumandalı termistor, yani ısı tespit aracım var. Bir odaya 3 tane yerleştireceğim. İnsanların sürekli olarak çok soğuk olduğunu iddia ettiği oda, Morse odası, evinin öldürüldüğü oda.
Dave Mengenerli ise video görüntüleri toplamaktan sorumlu. İki hareketli kamerası ve dört ayrı yerde de sabit kameraları var. Hizmetçinin odası, Lizzie'nin odası, Abby Borden'ın cesedinin bulunduğu Morse odası ve bodrum. Bu kameralar sinyallerini Borden yemek odasına kurulan bir kontrol odasına gönderiyor. Buradan Robert ve Mengenelli olup biten her şeyi gözlemleyebiliyor. Parma, Ohio'daki benzin istasyonu. Kızılötesi güvenlik kamerasıyla kaydedilen mavi şekille ilgili araştırmalar devam ediyor. Güvenlik kamerası uzmanı Mike Hammett'ın bir stratejisi var. Bu video daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. Şimdi kameranın yanına gidip önünden küçük nesneler sarkıtacağız. Ve kızılötesi ışınların yansıyıp yansımayacağına ve bir nesnede şeffaflık elde edip edemeyeceğimize bakacağız. Hammett bir böceğin mavi hayalet görüntüsüne sebep olmuş olabileceğini söylüyor. Üç farklı boyutta üç farklı böceğimiz var. Ayrıca denemek için farklı renklerimiz de var. Bu cımbızı kullanarak bu böcekleri kameraya mümkün olduğu kadar yakın tutacağım. Hammett kameraya ulaşmak için 5 metre yüksekliğe tırmanıyor. Kızılötesi teknolojisi sayesinde gece görebiliyor. Ancak plastik böcekler lensin üzerine yerleştirildiğinde rengi ne olursa olsun hepsi monitörde mavi görünüyor. Tam lensin üzerinde. Ancak Hammett orijinaldeki mavi şeklin akıcı hareketlerini ve şeffaflığını taklit etmeyi başaramadı. Bunların üçünü de lensin önünde denedik. Buradaki sizin hayalete en yakın sonucu verdi. Fakat aynı zamanda birebir kopyası veya birebir uyum değildi. Yani bu hala çözülmemiş bir gizem. Borden evinde Dave Mengenelli, üçüncü katta bulunan hizmetçi odasında bir deney hazırlıyor. Evet, bu odada kendi kendine hareket eden sandalye hikayesi yaşanmış. Sanırım bu kamerayı kullanmayı tercih edeceğim. Bunu bilgisayara bağlayacağım ve sandalyeye odaklayıp bir süre çalışır halde bakacağım. Pekala, kamera açık ve program kamerayı tanıdı. Küçük bir video izleme penceresi açacağım. İşte şimdi gördüğünüz gibi sandalyenin ayaklarının ucuna birkaç tane işaret yerleştireceğim ve daha sonra hareket edip etmediğini kontrol edeceğim. Burayı bir süre kendi halinde bırakacağız. İşte görüyorsunuz, yavaş yavaş yerleştiriyorum. Robert ve Mengenelli, görgü tanıklarının paranormal faaliyetler bildirdiği bütün alanları görüntülüyor. Saat neredeyse 11. Ancak gece henüz başlıyor. Bunu duyman gerekiyor. Gece saat 11.30. Fall River, Massachusetts'teki Lizzie Borden evindeyiz. Al Roper paranormal sesler kaydetmeye çalışıyor. Evin içinde gezineceğiz. Olayların daha sık gözlemlendiği ve Lizzie'nin odasına gideceğiz. Bu odada bazı sesler elde ettiğimize inanıyorum. Eğer bu odada biri varsa, bu bilimsel olarak varlığını kanıtlamak için bir fırsat olacak. Koridordan geçerek baca odasına geçiyorum. Bu odada bir şeyler olduğu birçok defa bildirildi. Eğer bu odada biri varsa, eğer Michael olarak bahsedilen beyefendi hala buradaysa, lütfen kayıt cihazına bize bir mesaj bırakın. Nasıl yapılacağını biliyorsunuz. Bunu yapabilirsiniz. Çatı katı, Matt Moniz ve Hayalet Avcısı grubunun kameralarından birinin kendi başına hareket ettiğini fark ettiği odaydı. Al Roper ve Dave Mengenelli bu görüntüleri kendileri de analiz etti. Çok kalabalık. İçeride çok sayıda insan evet, var. Evet, içeride çok sayıda insan var. Yani kendi halinde bırakılmamış. İşte oldu. Tamam, kamera hareket ediyor. Sanki kameranın başında biri var gibi. Tekrar yerleştiriyor. Tekrar düzeltti. Kamerada kablo var. Bu hiçbir zaman olmazdı. Bunun olduğuna inanabiliyor musun? Şuna bak. Evet. Yine hareket ediyor. Yine oldu. Neyi? Ben de öyle dedim. Bu sefer çok net duydum. Yine oldu. Ben buradayım. Ama duydum. Kameranın hareket ettiği iki seferde de odada çok insan vardı.
Aynı noktaya bir kamera yerleştirip güzelce sabitleyelim. Bunu deneyebiliriz. Kameranın kendi başına hareket ettiğini söyledikleri köşe burası. Kameranın arkasında çok kolay hareket ediyor. Odada tepinmediğimiz sürece kameranın sabit duracağından oldukça eminim. Gece yarısı. Robert 10-15 dakikada bir ikinci katta bulunan iki odanın ısısını kaydediyor. Sıra dışı bir şey yok. Şimdilik. Dave Manganelli sallanan sandalyenin hareket ettiği odaya dönüyor. Sandalyemiz hiç hareket etmemiş. Hala işaretlerin üzerinde duruyor. Gece saat 1. Bunu duyman gerekiyor. Alt kattaki ana kontrol bölgesinde Robert gecenin ilk EVP'sini analiz ediyor. Mesaj kelimesini söylediğim anda olur kelimesi duyuluyor. Mesaj bırakın. Olur. Mesaj bırakın. Olur. Değil mi? Mesaj bırakın. Olur. Bu EVP çatı katında kaydedilmişti. Mesaj bırakın. Olur. Yukarıda birinin bunu söylediğini zannetmiyorum. Çatı katı şimdilik analiz için en iyi kanıtı sağlamış gibi görünüyor. Mesaj bırakın. Kameralar evin her yerinde kaydetmeye devam ediyor. Buna Lizzie'nin odası da dahil. Robert bir ses kaydı sayesinde bizzat Liz Borden'ın sesini kaydedebileceğine inanıyor. Gece saat 2. Harici bir ses kaydedilmediğinden emin olmak için canavar avı ekibinin tamamı ve ev sahibi Lee and Wilbur, Lizzie Borden'ın odasında toplanıyorlar. Robert iki ayrı ses cihazıyla kayıt yapacak. Şu anda Lizzie Borden'ın evinde, Lizzie Borden'ın odasında bulunuyoruz. Burası Liz'in uyuduğu oda. Ayrıca burada kilitli bir dolapta Liz'in özel eşyalarından bazıları bulunuyor. Robert sorularını sormaya başlıyor. Lizzie, babanı neden öldürdün? Lizzie, aynayı yerinden kim oynattı? Tam arkamda duran aynayı. Robert'ın Borden evinde yaptığı son ziyaret esnasında Abby Borden hakkında bir soru sorduğunda arkasındaki dolapta bulunan bir ayna hareket etmişti. Robert kayıtları ana kontrol odasında analiz edecek. Gece saat 3. Dave Manganelli çatı katındaki görüntüleri inceliyor. Bu çatı katında kameranın hareket edip etmeyeceğini test etmek için yaptığımız ilk kaydın görüntüsü. Çabucak bir göz atacağım. 10-11 dakika geçti ve hareket etmedi. Neredeyse 20 dakika geçti ve açı değişmedi. Herhangi bir hareket yok. Sıra dışı bir şey olup olmadığını görmek için ileri alıyorum. 50 dakika geçmiş ve hareket yok. İnsanlar tekrar odaya giriyor. Yani hiçbir şey. Görüntü hiç hareket etmiyor. Manganelli şimdi de FLIR termal kamerasıyla kayıt yapmaya karar veriyor. Bu kamera normalde insan gözüyle görünmeyen ısı enerjisini görebiliyor. Bir derecenin %6'sı kadar küçük ısı değişikliklerini tespit edebiliyor. Bunun gibi gerçekten iyi bir kızılötesi kamerayla ilginç görüntüler elde edebiliriz. Çatı katında ise oldukça tuhaf ve açıklanamayan bir şey oluyor. Diğer grubun kamerasının üzerinde dururken sözde hareket ettiğini sandık ama etmedi. Oyuncak sandığının altı kor gibi sıcakmışçasına parlıyor. Altı kesinlikle daha sıcak. Gerçekten göründüğü kadar sıcak olup olmadığına bakacağım. Oyuncak sandığının üst kısmı altından çok daha soğukmuş gibi görünüyor. Ama çok sıcak gibi değil. Çok ilginç. Üst kısmı kesinlikle sandığın gerisinden daha soğuk. Bazı soğuk noktalar görünüyor. Sandıkla ilgili görüntüler özel olarak analiz edilecek. Borden evi dedektifleri elde ettikleri delilleri gözden geçirirken Michael Goldsworthy de sözde Gettysburg hayaletleriyle ilgili elindeki mevcut kanıtlar üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Görüntülerde soluk beyaz şekiller soldan sağa,
Sonra yerden ağaçların yukarısına doğru hareket ediyormuş gibi görülüyor. Görüntüler 2001 yılında Underwood ailesi tarafından Gettysburg, Pennsylvania'daki Triangular Fields'ta çekildi. İşte orada. Gördün mü? Evet. Bak. Bu inanılmaz. Goldsworthy videoyu netleştirip incelemek için detektif adında bir yazılım kullandı. Bilgisayara ortalama 100 kare almasını söyleyebiliyoruz. Biraz netleştiriyoruz. Fotoğrafı düzgünleştirdiğini görebilirsiniz. Oldukça iyi. Çok fazla ayrıntı göstermeyen, oldukça bulanık, dağınık bir fotoğraftan çok daha net bir fotoğrafa geçmiş olduk. Fotoğrafı netleştirdikten sonra burada görüntünün hareket ettiğini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu şekiller alandaki başka turistler olabilir mi? Arkamızda başka insanlar bulunduğunu kabul ediyorum. İnsanlar etrafta dolanıp tıpkı bizim gibi Gettysburg'un keyfini çıkartıyordu ama önümüzde başka hiç kimse yoktu. Bu alanın bugünkü hali. Underwood'ların çekim yaptığı yönde nispeten düz. Ancak videodaki şekiller havalanmış gibi, yerden oldukça yüksekte gibi görünüyordu. Goldsworthy için şekillerin sürekli tekrarlanıyor olması daha çok önem taşıyordu. Görüntüde hareket eden bir şey var. Ve bunu birkaç defa tekrarlıyor. Burada benim yaptığım şey şu. Videodan farklı zamanlarda 3 farklı görüntüyü birleştirdim. Ve benim kendini tekrarlayan yapıda olarak gördüğüm şeyi ortaya çıkarttım. Elindeki bu kanıtın kameralara yakalanan paranormal bir görüntü olduğundan şüphe ediyor. Neredeyse mükemmel sayılabilecek tekrarlama özelliği yüzünden sanki biri bir video ya da projeksiyonu sürekli oynatıyormuş gibi görünüyor. Bunu açık bir alanda gerçekleştirmek içinse şeffaf bir plastik levha ya da cam kullanabilirsiniz ve görüntüyü üstüne yansıtabilirsiniz. Ancak Tom Underwood görüntünün gerçek olduğunda ısrarcı. Eğer bunları herkesin önünde yapmış olsaydım bence oldukça dikkat çekerdim ve etrafımı ne yapmaya çalıştığımı anlamaya çalışan insanlar sarardı. Bu görüntüler gerçek. Borden evi 7 kameradan elde edilen 50 saate yakın yeni video görüntüleri üretti. Bundan sonra her bir kaset gerçek zamanlı olarak incelenecek ve herhangi bir paranormal faaliyeti olup olmadığını görmek için izlenip dinlenecek. Etrafa zoom yapıyor. Hey, o da neydi öyle? Biraz geri alabilir miyiz? Ölülerin ruhları aramızda geziniyor mu? Bu ses ve görüntü delilleri bunu kanıtlıyor mu? Evet. Bu aile iç savaş muharebe alanından geçen hayaletler gördüklerini söylüyor. Gölge gibi görünüyordu veya sahadan geçip ağaçlara doğru giden bir şey gibi. Bu adam Lizzie Borden evinden görünmez bir şeyin kamerasını hareket ettirdiğini söylüyor. Yine oldu. Kamera aşağı yukarı 45 derecelik bir açıyla döndü. Elimizdeki kanıtlar Vatikan'daki hayaleti aslında hayalet değil, sadece uzun bir sopanın ucuna takılmış bir ceket veya eşarp olduğunu söylüyor. Bu mavi görüntü bir böcek olabilir. Fakat Mike Hammett emin olamadı. Ve bu uzman Gettysburg hayaletini inandırıcı bulmadıysa paranormal faaliyet olmadığını da kesin olarak söyleyemedi. Bu görüntüler gerçek. Bu bir aldatmaca falan değil. Yeni delillere gelince, Lizzie Borden evinde çekilen 50 saati aşkın görüntü, canavar avı dedektifleri tarafından analiz edildi. Kameralar bodruma, Lizzie Borden'ın odasına, üvey annesinin öldürüldüğü bitişikteki odaya, sandalyenin hareket ettiği hizmetçi odasına ve bir kameranın kendi başına hareket ettiği iddia edilen odaya yerleştirildi. Saatler geçti, görüntüler aktı. Ancak sıra dışı herhangi bir şey olmuş gibi görünmüyordu. Geleneksel kameralarda anormal bir şey görünmüyordu. Fakat FLIR kamerası sıra dışı bir hareketlilik yakaladı. Çıplak gözle görülemeyen ısı enerjisi ve ısı değişikliği tespit etti. Sarı daha yüksek bir ısıyı temsil ediyor.
koyu renklerse soğuğu temsil ediyor. Yine oyuncak sandığına geldik. Şimdi burada durduralım. Bu araştırma görüntüleri sandığın altının kor gibi sıcak olduğunu gösteriyor. Fakat altındaki zemine dokunulduğunda soğuktu. Termal kamera uzmanı Robert Madding bu görüntüleri analiz etti. Altındaki birleşme çizgisini görüyoruz. Üstünde pirinç bir şerit ya da plaka var. Tam olarak ne olduğundan emin değilim. Arka planda duran insanların sıcaklığı yansıyor olabilir. Şu anda ne olduğundan emin değilim. Gizemini koruyor. Sırada sallanan sandalyenin hareket ettiği söylenen hizmetçi odası var. Tamam, burada durduralım. Biraz geri al. Burası neden bu kadar karanlık? Burada bir yalıtım sorunu mu var, yoksa başka bir sorunu var, buna bakmak gerekiyor. Çünkü bu duvar diğerinden çok daha koyu. Bu basit bir inşaat hatası da olabilir. Video kanıtları bir sonuç vermezken, ses kanıtları çok daha fazla hareket gösteriyor. Çok sayıda ses kaydettik. Odaların dördünden EVP elde ettik. Bodrum'dan, Liz'in odasından, çatı katında ve ayrıca Morse odasında da sesler elde ettik. Şimdi koridordan çatı katına geçiyoruz. Bir ara çatı katında orada olduğu söylenen hayalete bizimle konuşup bilgi verip vermeyeceğini sordum ve bir ses bana olur diye cevap verdi. Mesaj bırakın. Olur, kesinlikle. Mesaj bırakın. Olur. Kesinlikle. Ses uzmanı Tom Owen sesleri analiz ediyor. Bakalım neye benziyor. Bundan fazla bir şey anlaşılmıyor. Bu sadece gürültüden ibaret. Bir de şuna bakalım. Evet. Perde. Seste hiçbir perde yok. Bu kayıt Owen'a analiz etmek için yeteri kadar veri sağlamazken bir başka kayıt bunu başarabiliyor. Lizzie Borden'ın odasında yapılan kayıt. Oturumu tamamladığımızda ve odadan çıkmak üzereyken aramızda sohbet ediyorduk ve kasette bir ses tespit ettik. Kayıt cihazının çok yakınında bir ses evet diyordu. Bunu sen mi yaptın? Evet, kesinlikle burada bir şey var. Tam burada. Fısıldadığınız zaman ses tellerinizi hareket ettiremezsiniz. Ve o yüzden belirgin bir frekans üretemezsiniz. Yapmak isteyeceğiniz ilk şey orada kimlerin bulunduğunu araştırmaktır. Çünkü bu kolayca duyulur. Ben duyabiliyorum. Siz de duyuyorsunuz. Evet. Ses kayıt cihazına oldukça yakın gibi görünüyor. Ancak kamera kayıtları kayıt cihazının yakınında hiç kimsenin bulunmadığını gösteriyor. Odada bulunan herkes kayıt cihazından en az bir buçuk metre uzaktı. Bu ters kare önermesine göre çalışıyor. Bu kaynaktan uzaklaştığınız her çifte mesafe için 6B kaybedersiniz. Yani kaynağın hemen yanındaysanız ve fısıldıyorsanız, ki kaydedilebilmesi için zaten yakında olmanız gerekiyor. Ve bu yakındaymış gibi görünüyor. Kameranın mikrofonu da sesi kaydetmiş. Evet. Ancak ilginç bir şekilde bu ses kameranın mikrofonuna da çok yakınmış gibi görünüyor. Üstelik kamera ses kayıt cihazından 3 metre uzaktaydı. Bu kesinlikle bir ses. Duyabiliyorum. Bir ses olduğunu duyabiliyorsunuz, değil mi? Diğer taraftan olup olmadığını bilemem. Bu sadece bir tek kelime olabilir. Fakat araştırmalar bunun bir hayaletin sesi olması ihtimalini ortadan kaldıramadı. Ben elde ettiğimiz seslerin en az %90'ının ruhların sesi olduğuna veya ruhani bir kaynaktan olduğuna eminim. Bu şüphenin ötesinde bir kanıt olmayabilir. Fakat Borden evinde tuhaf bir şeyler oluyordu. Ve dünyanın her yerinde, çeşitli yerlerde her gün oluyor.
ve kayıt teknolojisi geliştikçe, bu kanıtların kalitesi arttıkça, aramızda ruhların dolaştığına dair kesin kanıtlar düşündüğümüzden daha yakında olabilir.